Ben küçükken köyümüzde bir değirmen var. Yani birkaç tane, üç tane değirmen var da biri teyzem bilin değirmeniydi. O değirmene gidiyordum. Arada sırada değirmen nasıl çalışıyordu, buğdayı öğütüyor diye onu takip ediyordum. Böyle yuvarlak koca koca taşlar var. Teyzemin kocası onlarla çalışıyor böyle. İnce ince oynuyor, ayar veriyor, ayarlıyor. Taş değirmen şöyle. Şurada büyük bir haznesi var. Buğday dolduruluyor. Şu ucundan akan şuradan buğday akıyor. Bu taş dönüyor. Altında da böyle büyük bir taş var. Yarım ton ağırlığında. Üstü de bir taş, altı da bir taş. Yukarıdan borularla inen su alttaki bu taşların altında çark var. Çarkı döndürürken dönüyor. Taş dönüyor. Ayar veriyor. Hızlı dönsün, yavaş dönme vesaire vesaire. İşte bizim vücudumuzda da bunun gibi değirmenler var. İnsan vücudunda değirmen mi olur diyeceksiniz. Evet, değirmen. Ağzımız bir değirmen gibi çalışıyor. Yediğimiz her şeyi ne yapıyor? Öğütüyor. Öğütüyor. Evet, kahvemiz de burada. Değirmen gibi çalışıyor ağzımız. Her şeyi öğütüyor. Mide ikinci değirmen. Yediğiniz her şeyi asitle, enzimle parçalıyor. Karaciğer ve pankreas üçüncü ve dördüncü değirmen. Onlar da yediğimiz besinleri hazmedilmesi için durmadan enzimler, asitler gönderiyor. 12 parmak varsa beşinci değirmen. Harmanlıyor ve çözüyor. Altıncı değirmen ince bağırsak. Yedincisi ise kalın bağırsak. Kalın bağırsak değirmen değil. Elek gibi, filtre gibi. İşine geleni alıyor, işine gelmeyeni atıyor. Yani insan vücudunda altı tane değirmen var. Tabii değişik değirmen bu. Yediğimiz her şey buradan işlemden geçiyor, işlemden geçiyor. Ve tabii ki şimdi ne kadar çok yerseniz o kadar sorun çıkar. Bir insanın midesi boşken fincan kadar 50 milim çapında hacminde 50 milim. Aha bu kadar. Doluyken insan midesi bu tencere kadar. Evet, tencere. 3-4 litre hacim. Evet. Şimdi bu tencereyi almışken anlatayım. İnsan midesi dolduğu zaman 3-4 litre doldurabilirsiniz. Evet, doldurabilirsiniz ama ondan sonra da başlar sorunlar. Şimdi görüyorsunuz iki tane tencere, birisi de çaydanlık. Ne yapıyor bu adam diyeceksiniz. Şimdi geçen bayanın birisi yarışmada 40 kilo gelen zayıf bir bayan. 21 yaşında 255 tane çöp şiş yemiş. 255. 3 bardak ayran içmiş. 2 bardak su içmiş. 1 bardak salata yemiş. 1 tane de lavaş ekmek. Yarışmaya katılmadan önce 40 kiloymuş. Yarışmadan sonra tartılmış 47 kilo. 7 kilo yemek yemiş. 3 litre, 2 litre, etti 5, yarım litre, 5,5, yarım litre, ne yaptı? 6, Allah Allah yetişmedi diyor. Yarım litre, ne yaptı? Kaç oldu? 6,5. Bu yarım litreden biraz fazla. Etti 7. Bunların hepsini doldurmuş. 3 litre, 2 litre, yarım litre, yarım litre, yarım litre. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Midesi patlamamış. Midesi patlamış. Düşünün. Şu kadar olan mide bu kadar
7 litreyi 7 kilo almış. 7. Sübhanallah, sübhanallah, sübhanallah. Evet, sürekli böyle yese zaten o patlar yani, delir. O bir defa da yarışmada yapabilir. Evet, şimdi tövbe estağfurullah. Camış yese bu kadar şey ne olur? Patlar. Hayvan ölür. İnsan değil, hayvan yese bu kadar şeyi ölür. Yaşayamaz. Mümkün değil. Şimdi yemek yiyebilirsin de bir de bunun sindirilmesi var. Bu değirmenler, bu sistem, sindirim sistemi çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Aynı sobaya attığınız odun gibi, kömür gibi yanarak bir kısmı enerji veriyor, bir kısmı kül olarak altını, bir kısmı gaz olarak, zehir olarak uçuyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalar da bir kısmı asetik asit, laktik asit, formik aside dönüşür. Asit, vücutta asit oranı artıyor. Ve bir kısmı gaz şeklinde nefes yoluyla dışarı atılır. Eğer ki sürekli olarak çok yersek ne olur? Sistem çöker. Bunu kaldıramaz. Vücutta oluşan aşırı asit, asetik asit, laktik asit, formik asit vesaire vesaire tüketmiş olduğumuz gıdaların hepsi böyle mitokondrinin hücre içerisinde mitokondrinin tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken asetik asit, laktik asit, formik asit gibi asitler ortaya çıkar. Bir, gıdalarda gıda artıkları, yanan artık maddeler. İki, oksijen aşırı gıda yani glikozu yakarak enerjiye dönüştürürken aşırı oranda hidrojen peroksit ortaya çıkar. Serbest radikal yakar hücreleri, dokuları. Serbest radikal hücrelerin DNA'sını elektron çalmaya çalışır. Hidrojen peroksit. İki, hidroksit. O ne yapar? Elektron çalmaya çalışır. Süper oksijen anıyor. Ne yapar? Elektron. Serbest radikaller sürekli hücrelere saldırır. Hücrelerin DNA'sını kırar. Günde 2 trilyon DNA kırılması olur. Bunu antioksidanlar ne yapar? Tamir etmeye çalışır. Eğer ki çok yemek yerseniz çok DNA kırılması olur. Bünye bunu tamir edemezse ne olur? 30 yaşındayken 70 yaşındaki nineye dönersiniz. O nedenle çok yemek yemek çok tehlikeli. Çok yemek yemek çok tehlikeli. Peygamber Efendimiz sabah bir bardak süt içmiş. Bitti. Akşam 3 tane hurma yemiş. Ha biz, haşa Peygamber Efendimiz'in tabii ki yaptıklarını yapabilecek şeyde değiliz de sünnete yakın beslenelim. Şimdi geçen anlatmıştım, bir hoca vardı. Ben Krefeld'de Gençlik Kolu Başkanıyım, Almanya'da bir hoca getirdiler. Dedi ki beni evine çağıran Ramazan'da 5 kilo elma 1 kilo tepsi hazırlasın dedi. Şaka yapıyoruz zannettik. Bizim komşu davet etti. Bizi herkesi çağırdı. Bittik. Yedik içtik. Tamam hadi namaza gidelim dedik. Hoca dedi ki dur. Yeni başladık. Allah Allah ne yeni başladı? Bitti doyduk işte. Bir sürü. Yok dedi. Önce baklava gelsin. Yani millet yemedi. Bir dilim, iki dilim baklava yedi. Bu adam baklavaya baktı, tepsiye dedi ki 4/3 duruyor, böyle büyük tepsi. Hayır artık burası kalsın, ben yiyeceğim dedi. Nasıl yiyeceksin dedi. Yerim ben dedi. Tepsinin 4/3 yedi. Allah Allah, şaşırdık kaldık. Tamam dedik, hadi namaza gidelim. Yok dedi, namazı geç kılabiliriz. Önce elmamı yiyeyim bizi. Bir elma mı yiyeceksin? He. Neyse ev sahibi elma getirdi. Dediler ki neresini yiyelim yani artık? Bu kadar yedik. Ne yiyelim? Nereye yiyelim elma? Elma yemiyoruz dediler. Bazıları bir tane elma aldı. Bazıları yemedi. Bu adam oturdu 5 kilo elmayı yedi. Takur, hatur, hutur. Allah Allah. Bu ne biçim iştirim ya? Bu insan mı ya? Başkana dedim bir gün sonra bu adam gidecek. Niye?
Peygamberimizin sünnetine uymuyor mu? Bu adam bizim anlattıkları Müslümanla ilgisi yok, yaptıkları Müslümanla ilgisi yok. Bu insanlık değil bu dedim ya. Ya şöyledir, yok dedim. Ya o gidecek, ya ben gideceğim. Gençlik kolu başkanıyım, her şey benden sorulur. Peki dediler, baktılar ki ben zıtlaşıyorum, tamam. Okey, gönder. Şimdi Allah korusun, böyle beslenirseniz hayatınız biter.